Ahzab suresi çıkmış. Bakın yine 1956'ya işaret eden bir ayet çıkmış. 56. ayet Ahzab. Maşallah. Çok manidar bak. Öylesine açtım çıktın. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Elçiye yardımcı olurlar. Ey iman edenler siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin. Ebced'i bak ey iman edenler siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin. Ebced'i 1986 yılını veriyor. Maşallah. Maşallah. Ona yardım edin. Evet. Ona destek olun diyor. 1986'da bir şeyler olacağına da işaret ayet. Evet. İnşallah. Mehdiyet'e bakıyor. Mehdiyet'e siz yardım edin, salat edin, selam verin, destekleyin. Zahirde ve batında değil mi? Canı gönülden ona tabi olun. İnşallah. Aynı zamanda işareti budur. Peygamberimize salat edinin anlamı çok geniştir. Hem Allahümme salli ala Muhammed'in evet. cümlesinin dışında onu çok sevmek, desteklemek, yardımcı olmak, emrinde olmak, itaatte kusur etmemek. İnşallah. Değil mi? Evet. Salat edin anlamı çok geniştir. İnşallah hocam. Bakın 58. ayette de çok manidar yine. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara irtikap etmedikleri, yani yapmadıkları bir suç nedeniyle eziyet edenler ise gerçekten bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir. Mehdi'ye de aynı şeyler yapılacaktır. İrtikap etmedikleri, bakın mümin erkekler ve mümin kadınlara irtikap etmedikleri ki bizim, değil mi? Evet. Ahir zamanda da biz de Mehdi öncüsüyüz. Bizlere de mesela kız arkadaşlarımıza da iftira atıldı. Bizlere evet. de iftira atıldı değil mi? Evet. Bak ayet diyor ki, mümin erkekler ve mümin kadınlara irtikap etmedikleri bir suç sebebiyle eziyet edenler, ki zorla poliste iftira sonucu söyletildi. Evet. Değil mi? İşkenceyle söyletildi. Evet, evet. işkenceyle. 16 kişi adli tıp raporu aldı. Evet. 16 kişi. Yani acayip bir zulüm yapmışlardı o zamanlar. Bir suç sebebi eziyet edenler ki işkenceden geçti arkadaşlarımız o dönemde. Elektrik, şu bu falan hepsi. Gerçekten bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdi diyor Cenab-ı Allah. Andolsun eğer münafıklar, Mehdi'ye karşı da münafıklar olacaktır. Hatta Peygamberimiz diyor, buğdaya musallat olan kurt gibidir onlar diyor. Mehdi diyor, buğdayı temizler, kurtları atar ama yine diyor, kurtlar yeniden buğdaylar, yine diyor, buğdayları yerler diyor. Sürekli temizlenir, sürekli temizlenir. En sonunda 313 kişi olarak dünya hakimiyetine vesile oluyorlar. İnşallah. Ve kalplerinde hastalık bulunanlar, yani dengesi bozulmuş, bir iman ediyor, bir imanı geliyor, bir bozuluyor. Ve şehirde kışkırtıcılık yapanlar, mesela bu dönemde kimdir? Gazeteciler, bir kısım gazeteciler, radyocular, bir kısım televizyoncular, Müslümanların aleyhine halkı kışkırtan, olumsuz haber yapanlar. Bu tutumlarına bir son vermeyecek olurlarsa, gerçekten seni onlara etkileyecek şekilde musallat ederiz diyor. Sonra orada seninle pek az bir süre komşu kalabilirler. Yani senin mücadelen için sana imkan veririz. Sen de onlara karşı bir mücadele verirsin diyor İnşallah. Cenab-ı Allah.